Herkese merhaba. Rotamız Meslek serisinin ilk bölümünde sizlerle beraberiz. Bugün ilk bölümde medikal tekstil ürünleri üreticisi Emrah Bey ile birlikteyiz. Merhaba Emrah Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Rica ederim. Öncelikle sizi tanımak isteriz. Ben Emrah Özküçük, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Yaklaşık 30 yıldır da iş hayatı içerisindeyim. İzmir'de farklı üretim konularında faaliyet gösteren firmalarda gerek çalıştım, gerekse kendi yatırımlarım oldu. Şu anda da medikal tekstil sektöründe faaliyet veren bir firmanın yöneticisiyim. Peki doğrudan medikal tekstil ürünleri dediğimizi biraz açabilir miyiz? Tabii. Acaba? Nedir bu medikal tekstil ürünleri? Medikal tekstil çok genel bir kavram olmakla birlikte aslında çoğumuzun yaşantısında var olan ürünler. Pandemiyle birlikte, bu salgın hastalıklarla birlikte kullandığımız maske de bir medikal tekstil ürünü. İşte doktora gittiğinizde muayenehanede muayenehane masasının üzerine serilen örtü ya da bir ameliyathanede doktorların giymiş olduğu önlük ya da takmış oldukları bone gibi birbirinden böyle çok farklı, çok farklı alanlarda ve genellikle hijyen sağlanacak ortamlarda kumaşla üretilmiş ya da kumaş türevi ürünlerle üretilmiş ürünleri kapsıyor. Birçoğunun ortak özelliği de kullanan kişiyi koruma, mikroplardan, çevresel etkilerden koruma amacı güden tekstil ürünleri bunlar. Anladım. Çok teşekkürler. Oldukça aslında hani şu anki yaşantımızda da can alıcı noktada yer alan ürünlerden bahsediyorsunuz. Maalesef. Toplum sağlığı, hani her birimizin bireysel ve toplum sağlığı konusunda çok anlamlı, önemli yeri olan ürünlerden bahsettiniz. Hani belki bizleri izleyen pek çok insan da hani bunların nasıl üretildiği, ne aşamalardan geçtiği ile ilgili farkındalıkları olmayabilir. Çünkü günlük yaşamda hani evet bu ürünü kullanıyoruz ve hayatımıza devam ediyoruz. Kendimizi korumak için. Doktora gidiyoruz. Evet, doktorun üstündeki önlük, oturduğumuz sedyedeki örtü. Bunlar bizim için önemli kriterler. Ama hani onun oradaki anlamı çok da aslında parlamıyor bizler için. Bu nasıl üretiliyor, ne oluyor? Çok özel bir noktada çok sağlıklı bilgiler alacağımıza inanıyoruz sizden. Evet, çok teşekkür ederiz tekrar. Peki, medikal tekstil ürünlerinden öncelikle tabii pandemi döneminde son 1,5 yıldır hayatımızda bir maske var. Tek kullanımlık. İşte hangi tür, nasıl koruyor, nasıl kullanmamız gerekiyor, kaç saatte bir değiştirmemiz gerekiyor gibi çok uzun aylardır üzerine kafa yorduğumuz, sorguladığımız bir üründen bahsettiniz bize. Maske üretimindeyiz. Maske üretiminin önemi sizce nedir? Şimdi izleyenler içinde önemli olacak bir bilgi vereyim. Çünkü bütün dünyada, ülkemizde de öyle ama bütün dünyada tartışılan bir şey var. Şimdi farklı kuruluşların açıkladığı maske tipleri var. Birçoğumuz markette ya da işte eczanede, orada burada birçok farklı satış noktasında farklı maske türleriyle karşılaşıyoruz. Çoğumuz bunların arasında bir tercih yaparken neye dikkat etmemiz gerektiğini bilmiyor. Çoğu zamanla bu konuya çok dikkat edilmiyor açıkçası. Bazıları sadece fiyat endeksi, yani uygun bir mal, bunu alayım kullanayım. Çünkü hakikaten bu arada insanlar da haklı. Hiç hayatımızda olmayan bir masraf kalemi oluştu. Bu sadece hani bireysel olarak sizlerin, bizlerin taktığı ürünün dışında fabrikalarda da mesela işçilerin kullanım şartı getirildi. Her gün 3 tane farklı maskeyi kullanması gerekiyor işçi arkadaşlarında. Doğal olarak gerek firmalar için gerekse bireysel olarak bizler için hayatımızda yeni bir masraf kalemi oluştu. Bir sarf malzemesi haline geldi. Yani bugün bir ofiste antetli kağıdınız ne kadar mecbursa ya da bir faturanız ne kadar olması gerekiyorsa artık maskenin de bulunması gerekliliği ortaya çıktı. Doğal olarak insanlar hani bunu göz önünde bulundurup fiyata endeksi hareket edebiliyor. Özellikle bu önümüzdeki kış döneminde farklı varyantlarla hastalığın da gelişeceği söyleniyor. Bulaşıcılık riskinin artacağı söyleniyor. Doğal olarak da maskenin daha önemli bir yeri olacak hayatımızda. Bugün aslında birçok maske üretiliyor ülkemizde. Ülkemiz bu konuda da bayağı bir yol kat etti aslında. Bunların içerisinde doğru maskenin takılmasını öneriyorum ben. Her şeyden önce cerrahi maske dediğimiz bu normal lastikli olan maskelerde 3 katmanlı olan,
ortasında mutlaka filtre bulunan, bu filtrenin de mutlaka melt-blown kumaştan imal edilmiş olmasını öneririm kullananlar için, kullanılacaklar için. Bu tip maskelerin özellikle böyle özellikle melt-blown olması önemli bir ayrıntı. Onun dışında hani biçimi, işte şekli, baskısı vesairesi çok önemli değil. Birçok kişiyi de artık böyle hani baskılı, renkli, üzerinde çeşitli figürleri olan maskelerle falan görüyorum. Bunu da çok tavsiye etmiyorum açıkçası. Sonuçta boya da bir kimyasal malzeme. Bu baskıların çok sıhhi koşullarda yapılması maalesef mümkün değil işin tekniği gereği. Çünkü nihayetinde siz bunu bir baskı makinesinden geçirerek üretiyorsunuz. O esnada kumaşın mikrobiyal yüklenme durumunu önleyemeyeceksinizdir. Çünkü öyle bir tesis yok yani baskı tesisi. Doğal olarak o tarz, evet yani insanlar biraz da böyle şeyini, konfeksiyonunu istiyor. İşte giydiğiyle eşleşsin falan, daha gibi. Daha estetik oluşsun. Hadi aksesuar olarak da bunu kullanmaya başladık gibi çünkü. Ama biraz riskli görüyorum ben. Çok özel koşullarda yapılmış ürünler var ama onların da maliyetleri çok yüksek. Yani bugün işte kutusuna 8-9 lira, 10 lira verilen bir maskenin bir tanesi o fiyatta. Hani öyle bir maskeyi alıp kullanmak isteyecekler tabii ki temin edip kullanabilirler ama onun dışındaki yani ürünlere pek fazla rağbet edilmemesini açıkçası tavsiye ederim. Ürün ortaya çıkarmanın, insanın ihtiyacını karşılamanın sizin için anlamlı, keyifli bir yanı var mı? Varsa hani bununla ilgili neler paylaşabilirsiniz? Ya şimdi üreticilik birçok riski ve zorluğu aslında bünyesinde barındıran bir durum. Fakat dediğiniz gibi çok da keyifli bir şey. Çünkü bir ürünü üretirken bir ana ham madde kaynağını alıyorsunuz. Aslında bambaşka bir ürün. Bunu farklı koşullarda ya da farklı makinelerle işletip insanların kullanımına sunacağınız bambaşka bir ürün haline getiriyorsunuz. Ben hep arkadaşlara da dostlarıma da aynı şeyi söylerim. Aslında üretim yapan herkes bir miktarda sanatçı olmalı. Neden? Doğru bir işi doğru kalitede yapmak önemli bir şey. O tabii keyif alıyorsanız bu işten olacak bir şey. Bir ürünü üretip yeni baştan bir varlığa başka bir değer katmak çok önemli bir şey. Yani eğer bunun keyfini alabiliyorsanız, o üretmiş olduğunuz ürünün karşısına geçip ya bunu başardık. Hani mesela prototip şeyler yaparsınız ilk önce. O prototip mesela yamur yumru çıkar. Aslında hiç hedeflediğiniz ürün de değildir. Hatta bir satış değeri de yoktur ama nedense hep en değerlisi o başlangıçtakiler olur. Çünkü şeyi başarmışsınızdır. Yani bir mala, bir malzemeye başka bir form kazandırıyorsunuzdur. Bambaşka bir şey haline dönmüştür. Dönüştürüyorsunuz. Yani dönüştürüyorsunuz çünkü orada başka bir devinim var, başka bir hareket var. Eğer ondan keyif alıyorsanız ve onu başarmış olmaktan mutlu oluyorsanız üreticilik çok güzel bir iş. Maskeler, örnek veriyorum, bize top halinde, kumaşlar halinde geliyor. Biz bu kumaşlardan işte insanların yüzüne takılabilecek, onların kulaklarını acıtmayacak ya da ne bileyim burnuna tam oturması gereken ve onları hasta olmaması için kullanılacak bir ürün haline getiriyoruz. Bu bambaşka bir şey. Da ne bileyim aynı toptan bir doktorun önlüğünü yapıyorsunuz. Ya da kafalısını, işte saçlarını koruması için bir bone yapıyorsunuz. Form değişmiş oluyor ama sonucunda bambaşka bir ürüne dönüşmüş oluyor. Üreticiliğin en keyifli tarafı bu. Bir başka tarafı daha var. Elinizdeki teknik imkanlarla başka bir arayışın içine giriyorsunuz. Eğer gerçekten bir üretici ruhunuz varsa böyle sürekli bir bitip tükenmek bilmeyen bir hikayenin içindesiniz. Ve sürekli arıyorsunuz yani işte örnek vereyim. Maske makinesi biz kendimiz ürettik ilk. Çünkü daha önce aynı ham maddeden çanta üreten bir makinemiz vardı. Otomatik. O makinenin parçalarından maske makinesi ürettik. Yani, makineyi de dönüştürdünüz. Makineyi de dönüştürdük. Zaten ama üreticilik öyle bir şeydir. Yani var olan bir şeye yeni hayat katmak ya da onu yeni bir forma sokmaktır. Tabii burada maddi beklentileriniz de önemli. Yani bunlar zaten iç içe şeyler. Yani ama işte bazı kişiler ya da kurumlar sadece bunu bir maddi beklenti ya da hedefle yapıyor. İşin orası biraz şey, tatsız. Yani bunu hepsini bir arada yapabilmeliyiz.
Yani evet biz para kazanmalıyız. Tabii ki. Ama doğru bir ürün üretmeliyiz. Bu topluma da faydalı olmalı. Falan gibi bazı böyle yan yana hedefleri bir arada tutmak durumundayız. Zaten şu an piyasada hani bu dördünü bir arada götüren mantıklar başarılı oluyorlar yani parlıyorlar. Sizce bir ürün üretmek, üretici olmak, hani o katkıyı sağlayabilmek için sahip olunması gereken kişisel özellikler nelerdir? Yani zor bir soru ya. Birincisi istekli ve arzulu olmanız şart. Yani özellikle ülkemiz gibi zor koşullardaysa ciddi istekli bir insan olmanız lazım. Sürekli yeniyi deneyen birisi olmanız lazım. Ve biraz maceraperest olmanız lazım açıkçası. Çünkü hani bir üretici birçok şeyi bir arada riske atıyor. Yani bugün cebinde işte bir işe yatırım yapacak kadar bir adam, parası olan bir adam hiçbir şey yapmadan daha çok para kazanabilir. Neden? İşte faizler ortada gibi. Şimdi o kadar kolay para kazanma yöntemi varken Türkiye gibi bir ülkede iş yapmak biraz macera. Ama çevremde böyle bir macerayı çok seven ve o maceralardan başarıyla çıkmış da çok insan tanıdım. Yani onlar da mesela ondan keyif alanlar da çok. Zaten önemli iş adamları oluyorlar onlar. Bu iki istek, arzu ve bu macera önemli faktörler. Biraz risk alabilmek. Risk alabilmek. Yani bu tarafı önemli. Daha çok işte bir hikaye yaratıcısı olmanız lazım bir yandan. Çünkü her ürünün kendisine ait bir hikayesi var. O hikayeyi yazabilecek enstrümanlara sahip olmanız lazım. Biraz yaratıcılık da lazım o açıdan. Yani aslen mesela bir petrokimya ürünü kullanılan kumaş. Polipropilen dediğimiz tekstil elyafıyla bir çamur haline dönüştürülüyor. Sonra kumaş haline döndürülen bir sistem var. Özel bir makinesi var. Örgüsüz kumaş denir zaten. Yani teknik kumaş denilmesinin nedeni o. O polipropilenle ses dalgalarıyla yapışabilen bir özelliğe sahip. Bütün hikayesi bu ürünün. Ama şöyle bir avantajı var. Hani herkes petrokimya deyince şey diyor. Ya bu işte sağlığa zararlıdır. Tam tersine antibakteriyel bir kumaş. Yani çok ilginç. Normal organik pamuklu kumaşlar antibakteriyel değilken hani tabii. için zararlı olabilecekken maske olarak kullanıldığında. Tabii. Gerçek polipropilen kumaş eğer doğru bir üretim ve doğru saklama ya da taşıma koşullarına ihtiva ediyorsa antibakteriyel, mesela gıdaya temas edebilir belgesi var bu ürünün. Yani onun için yüzünüze dokunduğunda bir şey olur. Ama gerçek üründen bahsediyorum. Şu an işte maskelerin içerisinde PVC vesaire falan gibi ürünler de katıyorlar. Maliyetleri düşürebilmek için. Gerçek polipropilende bunların hiçbirisi olmaz. İşte kadın bezlerinin, çocuk petlerinin üretildiği malzeme zaten. Buyurun. Belki şöyle küçük bir kapanış. En başta kendinizi tanıtırken aslında üretimden çok daha farklı bir alanda ilerlemişsiniz eğitim hayatınızda. Evet, doğru. Ama sonra hayat sizin kişisel özellikleriniz, topluma katmak istediğiniz değerle beraber şu an bambaşka bir noktada bambaşka bir değer yaratıyorsunuz. Tüm toplum için, kendiniz için, aileniz hepimiz için ve tüm toplumumuz için. Bu gerçekten hani bizim yaşayışımız, mesleğimizle verdiğimiz, mesleğimize ilişkin aldığımız kararlar, çizdiğimiz yol, bunun süreç boyunca nasıl değişebileceği ve kendimiz ve toplumla örtüştüğümüz noktada aslında başarılı, sağlıklı işler oluşturabildiğimizi düşündürdü açıkçası bana. Bilmiyorum hani katılır mısınız bu konuda? Bu da belki altını çizmemiz gereken önemli noktalardan biriydi bu konuda. Üniversite eğitimi, ben üniversitede almış olduğum hani teorik mesleki eğitim bir yana, üniversite aslında sosyalleştiğiniz, dünya görüşü kazandığınız, tam anlamıyla bir birey haline dönmeye hazırlandığınız bir süreç olarak görüyorum. Maalesef hani lise çağlarında vesaire de hani kendinizi tam olarak tarif edemiyorsunuz ülkede. İşte anneler babalar diyor ki işte sen keşke doktor olsan, sen öğretmen olsan falan diyor. Yani orada size dikte edilen bazı şeyler var ya da bilinçaltınızda kalan şeyler var. Mesleğinizi ya da okuduğunuz üniversiteyi şey olarak seçiyorsunuz. Yani %60-70'i biraz metazori gelişiyordu en azından bizler eski nesil olarak.
Ama içinizde hani aradıkça, süreç geçtikçe bazı değerleri keşfediyorsunuz ve hani şekil değiştiriyor bazı şeyler. Ama üniversite hayatı çok önemli. Ben mutlaka bir üniversite bitirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ondan sonraki her şey için bir aksesuarınız o zaten. Yani konuşmanızdan, entelektüel yapınıza, background'ınıza, düşünce modeline kadar her şeyi etkileyen bir şey. Yani. Kesinlikle. Az önce konuştuğumuz o kişisel özellikler, işte istekli olma, arzulu olma, yaratıcı tabii, olma, tabii. Belki karşılaşılan sorunlarda o problem çözme becerilerinin gelişmesi ancak zaten o üniversitede tabii, eğitimde tabii. Aldığımız, karşılaştığımız durumlardaki tabii. Geliştirdiğimiz enstrümanlar aslında bakarsak. Tabii ki, tabii, hani tabii. Hangi yolda ilerleyecek olursak olalım o eğitimi orada alıyor olmak gerçek bir yaşam becerisi kazanma programı doğru. Diyebiliriz. Doğru. Tabii ki doğru karar vermek bu aşamada oldukça anlamlı ama hani hiçbiri yolun son noktası değil. Değil tabii ki. Tabii ki. Evet. Çok doğru. Emrah Bey çok teşekkür rica ediyorum. Verdiğiniz çok memnun oldum bilgiler için. Rica biz de çok memnun olduk. Umarım seni sizin için de anlamlı olmuştur süper bu sohbet. Süper oldu. Yani ben destek verebildiysem çok mutlu çok olurum. Çok teşekkür ederiz. Çok rica anlamlıydı. Ederim. Çok rica hani ederim. Bu ilk bölümü bu şekilde başlatmak ve sizin hani desteğinizle bu yola çıkmak bizim için de çok çok anlamlı. Benim çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, Rotamız Meslek programının ilk bölümünü Emrah Bey'in bize sunduğu değerli bilgiler ve deneyimler eşliğinde ilerlettik ve şu an ilk bölümümüzün sonuna geldik. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Teşekkürler.